Çağla Ceylan'la bağlanacağız. Çağla Ceylan'ı hemen yayına almak istiyorum. Ve Çağla çok genç bir mezunumuz aynı zamanda. Merhaba Çağla, nasılsın? İyiyim, siz Teşekkür nasılsınız? ederim, ben de iyiyim. Bu dijital pilav günü sayesinde seninle de tanışma imkanı, fırsatı bulduk. Bundan ötürü de ben çok mutluyum. Ben de. Peki, nasılsın, neler hissediyorsun bugün? Demeden evvel önce seni bir tanımak istiyoruz. Hep birlikte tabii ki. Kendinden bahseder misin birazcık? Tabii ki. Ben Çağla Ceylan. Kalite Üniversitesi'nden 2018 yılında mezun oldum. Daha yeni bir Evet. mezunum yani. Daha önce konuşmalara nispeten. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Elektrik mühendisliği okuyorum. Bölümüme devam ediyorum şu an online Online olarak. olarak. İstanbul'dayım. Koronavirüsü İstanbul'da geçiriyorum. Bu şekilde. Hı. Ailenle birlikte misin peki burada? Hayır, ailemle birlikte değilim. Ailem benim Avcılar'da oturduğu için, okuluma daha yakın olmak için öğrenci evine çıktım ayrı olarak. Oradayım şu O an. şekilde devam ediyorsun. Sözleşmemiz olduğu için. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Anladım. Peki, Pertemniyel Lisesi tabii deyince sen çok daha taze öğrenciliğini de yaşamış bir mezun olarak. Sen de Pertemniyel Lisesi nasıl izler bıraktı? Ve şu anda üniversitedesin, arkadaşlıklarını da kıyaslayacak olursak. Evet, Pertemniyel Lisesi, evet, ben daha yeni mezun olduğum için bütün yani arkadaşlarımla hala iletişimimi sürdürüyorum. Okulda çok fazla tanıdığım insan var. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yarısı Pertemniyel'di Ne zaten. güzel. Böyle yürüsek sürekli karşılaşıyoruz. O yüzden Pertemniyel hala hayatımda benim. Okula gittiğimde hala hayatımda. Arkadaşlarım, en yakın arkadaşlarımdan birkaçı hala görüştüğüm Pertemniyel Lisesi'nden üniversiteye geçmiş olsam bile. Aynı zamanda Pertemniyel Lisesi bana çok şey öğretti. Çok fazla şey kattı 4 senede. Bambaşka şeyler öğrendim. Pertemniyel Lisesi'ne gitmesem öğrenmeyeceğim çok şey öğrendim. İstanbul'u öğrendim. Normalde Avcılar biraz uzak Evet. kalıyor. Pertemniyel'e gibe gele İstanbul'u öğrendim. Aynı zamanda benim gittiğim ilk sene bir şenlik yapılmıştı. Pertemniyel Festivali yapılmıştı. Pertemniyel Festivali'nde ilk defa konsere gitmiştim ve benim ilk deneyimimdi. Ve o zamandan sonra hep gitmek istemiştim. Çok şey kattı bana Pertemniyel Lisesi. Hala da her gün yaşarım yani Pertemniyel Lisesi'ni tekrar hatırlarım. Evet, aslında hayata dair o ilk deneyimlerimizi, hani çocukluktan gençliğe o ilk cesaretlerimizi de bize sundu Pertevniyel Lisesi'nde okumuş olmak. Şimdi Osman Başkan da diyor ki, ayrıca Çağla mentörlük programı öğrencimiz ve İngiltere'ye de gitmişsin zannediyorum. Evet, çok da başarılı bir Evet. öğrenciymişsin ki hala eminim öyledir. Teşekkür ederim. Peki, buyurun. Evet. İngiltere'ye de gitmemden biraz bahsedeyim. Hı. Mentörlük izleyenlere, Tabii mentörlüğe tabii katılmak tabii. Çok ister. memnun olurum. Tabii mentörlük Pertemniyel'den Yetişenler Derneği'nin kurduğu bir sistem. Mezun olan öğrencilere sağlıyor bunu. Biz Pertemniyel'de sosyal olarak çalışıyoruz. Yani çalışıyoruz demek bence hani kötü bir kelime olarak bile kaçabilir. Hani sadece orada arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Oraya gidip Pertemniyel'e emek veriyoruz. Çünkü bunu yapmak istiyoruz zaten. Bunun da aynı zamanda derneğimize sağladığı imkan, çok fazla imkan var. Ve en büyüğü de sanırım benim için İngiltere'de İngilizce eğitimi almaktı. İngilizcemi benim çok geliştirdi. 2 ay oradaydım. Eğitim masraflarımı tamamen Pertemniyel Lisesi'ne Yetişenler Derneği karşıladı. Ve inanılmaz bir fırsattı benim için. Yurt dışına ilk defa çıkmıştım. İlk çıkışımdı benim. Ve hani İngilizcemi şu an çok iyi seviyelere getirdi. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum programa. Pertemniyel Yetişenler Derneği'ne ayrı ayrı. Bu şekilde katılmak isteyenler de bu fırsatı yakalar. Her türlü yardımda bulunuyorlar. Osman abi olsun, dernek olsun, her türlü yanımızda oluyorlar. Evet, ve bunu arkadaşlarına da tabii ki tavsiye ediyorsun anladığım kadarıyla. Çünkü sizin hem eğitim yaşamınızda ve şu anda ve ileride mesleki yaşamınızda da size büyük kapılar açacak. Güzel çevrelerle tanışmanıza vesile olacak ki oluyordur da şu anda senin için. Evet, Evet. oluyor. Peki Çağlacığım sen geçen yıl mezun olduktan sonra pilav gününe katıldın mı? İlk mezuniyetinden sonra yaşadın mı yani o anı? Bahçede. Ben hepsine katıldım. Mezun olduğumdan beri bütün pilav günlerine gittim. İlk gidişim dernekleydi sanırım ve hep de dernekle gittim. Orada hani hala şey olarak bulundum. Orada standlarda bulundum.
kurulumunda yardımcı oldum. Nasıl başladı, nasıl bitti? Çok aktif. O pilavlar, ayranlar nasıl? Evet, aktif olarak oldum yani. Hatta okul zamanı olduğumdan daha aktif oldum pilav günlerinde. Kaçırmadım. Bu seferkini de kaçırmadım, online Çok olsa da. güzel, harika. Yine de buradayım. Peki neler konuşuyordunuz arkadaşlarınızla? Ya da şu anda sen yine o havayı yaşıyor olsan neler konuşuyorsunuz? Hangi Pilav günü. anılarınızı paylaşırsınız? Evet. Bizim yani çok çok anımız var arkadaşlarımla. Karşılaştığımızda hep bahsediyoruz, sınıfta şöyleydik, böyleydik. Benim çok yakın arkadaşım, zaten onunla biz her gün konuşuyoruz. Hala iletişim halindeyiz. Sıra arkadaşım. Ve şu anda hani en yakın arkadaşlarımdan biri. Her gün onunla konuşuyoruz. Bak böyle olmuştu. Böyle anılarımız var. Partilerden çıkışlar böyle kalabalık olurdu diye. Hep böyle konuşuyoruz. Pilav günlerini, önümüzdeki sene gelecek misin? Önümüzdeki sene toplu gelsek, işte okul çıkışında nerede yemek yerdik, nerelere giderdik. Hep bunları konuşuyoruz, bunları sohbet ediyoruz. Hocalarımızdan bahsediyoruz, derslerimizden bahsediyoruz. Bu Derste şekilde... yaşanan anılar hocalarla beraber. Olumlu olumsuz. Komik. Komik an... Ya hepsi böyle hani insan hakkında hep bir yer ediniyor. Ama benim herhalde en çok yerinden Muhammed Çoban hocamızın derste kaval çalmasıdır. Bize fıkraları anlatmasıdır. Onlar çünkü hani çok komik ve çok eğlenceli anılar benim için. O hocamı da asla unutmuyorum. Görüşmeye de sanırım görüştüm bir kere. Pilav gününde denk geldik. Daha bir daha denk gelmedik ama inşallah yine denk geliriz. Zaten hocalarımız bizleri de gördükçe onlar da onlarla iletişime geçtiğimizde çok memnun oluyorlar. Unutulmadıklarını gördükleri zaman çok çok memnun oluyorlar. Yani şu anda evet ben de bir öğretmen olduğum için o hissiyatın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bir öğrencinin yaşamına dokunabilmek gerçekten çok değerli. Ve onlar sayesinde çok güzel üniversitelerde güzel şekilde okuyabildiğimizi de dile getirmek istiyorum yine. Çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda sen de buraya katıldığın için ki zaten çok da aktif olarak pilav günlerinde rol oynamışsın. Bugün de buradayız birlikte. Peki sen tabii şimdi bir Pertevniyeli olarak dünyaya da açılmış bir insansın. Pertevniyelin sence yani şu genç bu gözüyle bakışıyla dünyadaki ve Türkiye'deki önemini nasıl değerlendirirsin? Pertevniyel Lisesi'nin. Pertevniyer bence Türkiye'nin modern liselerinden, modern olarak eğitim veren ve insanları nasıl diyeyim, hayata hazırlayan bir lise. Pertevniyer Lisesi'nde sadece tek bir insan tipi bulamazsınız mesela. Çok geniş bir skalası vardır, hocaların da aynı şekilde. Ve kendinizi bulmanıza çok yardımcı olur aslında. Çünkü her insan birbirinden farklıdır. Ve hani kendi fikirlerinizi, kendi hayat görüşlerinizi bulmanızda inanılmaz yardımcı olan bir lise. Aynı zamanda benim için çok çoğu şeyin ilk deneyimiydi Pertevniyer Lisesi. İlk defa arkadaşlarımla dışarı çıkmam, ilk defa konser deneyiminden bahsetmiştim. Aynı zamanda Pertevniyer Lisesi çok köklü bir lise olduğu için her okula bir orkestra diye bir proje vardı. Orada da 2-3 ay yaklaşık sanırım çello eğitimi almıştım. Yani şu an hani çello eğitimime devam edemesem de ileride devam etmeyi düşünüyorum ve temel şeyleri biliyorum ve devam edeceğim. Yani Pertevniyer Lisesi'nin kattığı şeyler çok modern ve çok hayata hazırlayan bir şey. Ben liseye girdiğimde mezun olduğum arasında çok farklı bir insanım. Ve bunun hepsi Pertevniyer Lisesi'nin emeğiydi, hocalarımın emeğiydi. Yani benim kendimi bulmamdaki en büyük etken mesela Derya hocam vardı, Yonca hocam vardı, biyoloji hocalarımdı. Ve ben okula ilk girdiğimde tıp istiyordum, biyoloji istiyordum. Onlarla hep iletişim halindeydim ve onların eğitimleri çok kaliteliydi, çok inanılmazdı. Sonrasında mühendislik seçmeye karar verdim. Mühendislik daha bana yatkındı ama hala unutmam biyoloji derslerimizi. Hala aklımdadır sistemler. Hatta deneyler yapmıştık solucanlarla beraber. Onlarla ilgili bir deney yapmıştık. Hepsi Yonca Hoca ile Derya Hoca ile beraber yapmıştık. Ve hani bunlar hep benim kendimi bulmamda bir etken oldu. Bütün hocalarımın emeği var. Hani biyoloji hocalarım çok iyiydi ama onlar sayesinde dedim ki biyoloji bana uygun bir şey değilmiş. Çünkü çok iyi anlatıyorlardı ve diyorlardı ki ileride de böyle olacak. Ben de dedim ki demek ki bana uygun değil. Hepsinde kendimi bulmuştum ve kendimi şu an çok doğru kararlar verdiğimi düşünüyorum. Kariyer olarak, bölüm olarak ve hepsi partnerlerin emeği. Evet. En azından evet belki biyolojiyle ilgili bir meslek seçmedin ama o öğrendiklerimiz hayatta bize genel kültür olarak da çok büyük bir katkı sağlayacak. Önemli olan kalıcı şekilde öğrenmiş olmaktı zaten.
Ben bu mentorluk tabii çok genç olduğun için belki şu anda genç mezunlar da bizi izliyor ya da belki çocuklarını buna yönlendirmek isteyen anne baba mezunlarımız olabilir. Mentorluk programı ile ilgili bir şey daha sormak istiyorum sana. Tabii. Mentorluk programına ki o süreniz yani başvurduktan sonra yapılan o çalışmalar ne kadar belli bir süre midir? 2 yıl mı gider, 1 yıl mı gider ya da belli bir kriteri var mıdır? Bunlardan bahseder misin? Tabii çalışmalar Pertemniyer zaten hala aktif olarak Pertemniyer Menşenler Derneği hala çok aktif. Sadece pilav günü değil. Genel olarak tanıtımlar olsun, hocalarımızla iletişimler olsun, kahvaltılar olsun. Hala çok aktif ve bunlar da hani ilk bir kere gittikten sonra hep gitmek istiyorsunuz. Böyle hep orada olmak istiyorsunuz. Çünkü çok güzel oluyor ve orada ben mesela alt ve üst dönemlerimden daha önce tanımadığım insanlarla iletişim kurdum ve hani benle aynı okulda olan insanlarla iletişim kurdum ve onlarla da arkadaş oldum bu sefer. Hani daha önce okulda tanıma fırsatına erişemediğim insanlarla orada eriştim ve çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Hep beraber Uludağ gezisine gittik. Kahvaltı ettik beraber kaç kere. Yani bunlar artık hani çalışma gibi hissettirmiyor. Böyle gidip arkadaşlarımla oturmakmış gibi hissettiriyor. Ve sağ olsunlar hani mesela bazı kurumlar yapar belki hani biz size burs verdik. Hani karşılığını isteriz. Osman abi ve Pertemniyer Menşenler Derneği öyle değil. O şekilde bakmıyorlar çünkü. Onlar sadece hani yardım etmek istiyorlar. Çünkü onlar da bizim gibi Pertemniyer Lisesi mezunu. Bizim yolumuzu açmak istiyorlar sadece. Işık olmak, Yani evet. onların tek amaçları bu gerçekten. Evet, ışık olmak. Mentorluk programı gerçekten bu ve ben şu anda hani katılmayan varsa, düşünen varsa gerçekten tavsiye ederim. Hani benle de iletişime geçebilirsiniz Instagram'dan. Osman abiyle de. Herkes çok yardımcı olur size mentorluk programında olan. Numaralarımızla hani iletişime geçeriz. Ben anlatırım mentorluk programının Harika. daha ayrıntılı belgeyi. Sen şimdiden Yani bayrağı eline onların almışsın. da Bir sonraki nesle mezunlara ışık olmak adına sen de bayrağı eline almışsın. Harikasın. tabii katılmalarını çok isterim çünkü İngilizce hani belki herkesin az buz vardır ki Pertemniyer Lisesi'nden mezunların mutlaka vardır İngilizcesi. Ama yine de bambaşka bir şey oluyor yurt dışına gitmek. Mesela yurt dışına gitmek istemezseniz bile bu sefer size bu burs verebiliyorlar, eğitimize destek olabiliyorlar. Çok fazla fırsatlar var. Seminerler oluyor, eğitimler oluyor. Çok üst düzey, üst yerlerde olan insanlarla Pertemniyer'den yetişmiş, kendini çok iyi geliştirmiş insanlarla tanışma fırsatı erişiyorsunuz ve kariyerinizde belki çok değişik bir yön alacak bu insanlarla tanıştıktan sonra. Çok farklı fırsatları ve çok gerçekten normalde size belki üniversitenizin bile veremeyeceği bazı fırsatları verebiliyor Cesaret dernek. edip O yüzden aslında katılmalıyım. bence başvurmak çok doğru. Çünkü belki de o kişiye özel Evet. hiç de aklına gelmeyecek bir fırsat da doğabilir karşısına. O nedenle evet Kesinlikle. gerçekten öğrencilerimiz ya da mezunlarımız eğer varsa ya da etrafınızda varsa Pertevniyer Lisesi'ne dair lütfen duyuralım diyelim o zaman. Ki Evet. insanlar, gençler bu fırsattan faydalanabilsin. Çağlacığım çok teşekkür ediyorum. Süremiz yine su gibi Ben aktı. teşekkür Seninle tanışmaktan ötürü ederim. çok memnun oldum. Seninle gurur duyuyorum. Ben de çok Aynı liseden teşekkür mezun ederim. olmuş olmaktan ötürü gurur duyuyorum. Güzel güzel yerlere geliyoruz hepimiz mezun olarak ve Pertevniyer Lisesi çatısı altında bir araya geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek Ben üzere teşekkür ederim. diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Harika bir gündü. Harika duygular içerisindeyiz. Aynı havayı solumamış olsak bile birbirimizi bu şekilde görmüş ve tanımış olmak çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve sizi bir sonraki programa ve mezunlarla buluşmak üzere oturumu kapatıyorum. Benden sonra oturumlar ve konuklar devam ediyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.